Vize ve finalde çıkabilecek sorular 1. Bu videomuzda diferansiyel denklemler dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Eksi sonsuz 3 açık aralığında y kare artı x eksi 3 eşit 0 fonksiyonunun dy bölü dx eşittir eksi 1 bölü 2y denkleminin bir kapalı çözümü olduğunu gösterelim. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda İki alternatif çözüm yöntemi vardır. Buradaki fonksiyonun bu diferansiyel denklemin çözümü olduğunu göstermek istiyorum. Birinci yol, diferansiyel denklemi çözeriz. Eğer ki çözüm buysa, evet, bunun çözümü olduğunu göstermiş oluruz. İlk olarak diferansiyel denklemi çözerek gösteriyoruz. İki yolu da yapacağım ben burada. dy bölü dx eşittir. Eksi 1 bölü 2'ye. Bu diferansiyel denklemi çözerken baktığımızda anında görmeliyiz ki bu ayrılabilir bir diferansiyel denklem. 2y'yi bu tarafa, dx'i bu tarafa geçirirsek 2y dy eksi 1 dx. X'liler bir tarafta, y'liler bir tarafta kolaylıkla toplanabildi. Her iki tarafın integralini aldığımızda diferansiyel denklemin çözümüne ulaşmış olur. Her iki tarafın integralini alıyoruz. 2y'nin y'ye göre integralini alırsak y'nin üstünü bir artıracağız, oluşan üste böleceğiz. 2y kare bölü 2 olacağından dolayı y kare eşittir. Artı c'yi sadece x'in tarafına koyacağız. Normalde iki tarafa da konulur. Fakat İkisi birleşip tek c elde edileceğinden dolayı bir tarafa konulma kararı alınmıştır. O yüzden sadece x'in tarafına koyacağız. Buradaki eksi 1'in integrali eksi x'tir. Artı c olur. Şimdi bunların hepsini aynı tarafa toplarsak buradaki gibi y kare artı, bu çok kötü oldu, şunu bir düzeltelim. Y kare artı x eksi c eşittir 0 denklemine ulaştı. Bize ne diyordu? Fonksiyonunun denkleminin bir kapalı çözümü. C'nin bir noktasında çözümü olacak. C kaç olduğunda çözüm bu? C'nin 3 olduğu yerde. C 3 iken bu diferansiyel denklemin bir çözümü. Bir kapalı, tüm kapalı çözümleri olduğunu söylemiyorum. Bir kapalı çözümü olduğuna dikkat etmeliyiz. Yani C'nin 3 olduğu yerde bu diferansiyel denklemin çözümüdür. İkinci yola gelecek olursak çözümden hareket edeceğiz. İkinci yolda diferansiyel denkleme baktığımızda y'nin x'e göre türevi alınmış. Biz de bu kapalı fonksiyonda x'lere göre türev alırız. Fakat y'lerin x'e bağlı birer fonksiyon olduğunu unutmadan türev almalıyız. Kalkülüs 1 derslerinden hatırlayacağımız kapalı fonksiyon türevi. Y karenin türevine geldiğimizde y x'li bir fonksiyon olduğundan dolayı üst başa geçer, üst 1 azalır. 2y çarpı y'nin türevi. Artı x'e göre türev alıyoruz. X'in türevi 1'dir. Eksi 3'ün türevi ise 0'dır. Buradaki y'nin türevi dy bölü dx'tir. Oraya dy bölü dx de yazabilirdim. Ben şimdi y türevi yazdım. Y türevi yalnız bıraktığımızda bu fonksiyondan diferansiyel denklem oluşturuyorum. Eğer ki diferansiyel denklem bu çıkarsa, evet, bunun bir çözümüdür. 2y, y'nin türevi eşittir eksi 1. Devam edecek olursak, y'nin türevi 2y'yi bölü olarak geçirirsek, eksi 1 bölü 2y olur. Şu y türevi yerine de dy bölü dx'imizi yazarsak, dy bölü dx eşittir eksi 1 bölü 2'ye çıkar. Yani
Bunun türevini alarak, x'e göre türevini alarak oluşturduğumuz diferansiyel denklem bununla aynı çıktığı için bu fonksiyon bu diferansiyel denklemin bir çözümüdür. Aslında en güzel yol ikinci yoldur. Burada sorudaki bir değişkeni hiç kullanmadığımızın farkında olmanız lazım. O da şu verilen aralık. Bu aralık sorunun sadece ve sadece bu yapılan türev ve integral işlemlerinde tanımsızlığa neden olan noktalarda olmadığını göstermek için verilmiş bir aralık. Bunun dışındaki demek ki bazı noktalarda bu işlemlerde sıkıntı çıkıyor. Bu nedenle bu aralık verilmiştir. O yüzden soruda bunu hiç dikkate almadan çözüm yaparım. Bu sorumuzu burada noktalıyorum.